Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman, arkadaşım Ergül bana eşlik ediyor ve onunla paylaşmaya başladığımız bir konu var. Psikolojik bozukluklar, travmalar ve kutsal kitaba dayalı olarak ayetlerle şifa almak ve ne yapmamız gerektiği konusunda. Zaten bu senin eğitim ve alanın ve tecrübe kazandığın bir alan. Onun için bizlere yardım ediyorsun ve ben çok ümit ediyorum ki bizi izleyenler de biraz olsun yardım almış olabilsinler. Veya bize yazın sevgili izleyiciler, size bir şekilde yardım edelim. İstanbul'daysanız Ergül arkadaşımızla buluşabilir deyip ben böyle pat diye atıyorum ama belki size bir yardımımız dokunabilir. Bizimle temasta olun lütfen. Bu konuda size yardım etmek gerçekten isteriz, değil mi? Çünkü çok önemli. Yani insanların kurtulması, şifa alması bizim tek amacımız bu. Evet. Amin. Amin. Ondan önce ben hep iplerle başladık demiştim. Birazcık şurada makrome yaptım. Tekrar göstereyim. İki tane ipimiz var. Bir tane de ortada yürüyen ipimiz vardı. Ve şöyle bir halka yaptık. Üzerinden, altından ve yandaki halkanın içerisinden geçiriyoruz. Ama hep tersini yapıyoruz. Şimdi bu tarafta sıra halka yapıyoruz. Altından ve içinden geçirerek bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi göstermeye istediğim bilezik bu. Gene makrome ile yapılıyor. Baştan bir miktar makrome yapıyoruz. Uzun ip bırakıyoruz. Eğer şöyle şu şekilde yapmak istiyorsak bütün bileziği, şimdi bu şu şekilde, eğer bütün bileğimizi bunun kaplamasını istiyorsak en ucundan başlamak zorundayız. En ucundan derken birazcık ucundan şöyle bırakacağız ki kapamaları takma imkanımız olsun. Ama ipte daha uzun olması lazım, değil mi? İpinde biraz uzun olması lazım. Çünkü makrome için biraz daha fazla ip gidiyor. Ortasından iki tane ip yürütüyoruz. Bu bileğimizden biraz daha fazla kesiyoruz. Şu gördüğümüz taşlı bilezik. Bunlar satılıyor. Elbiselere dikiliyor işte, bir takım şeylere. Bilezik değil bu. Ha, metre olarak. Bu böyle metre olarak satılan bir taşlar diyeyim. Şuraya da onun aşağı yukarı iki misli ip takıyoruz yanlarına. Şurada ben birazcık makrome yaptım. Birkaç tane. Şurada göstereyim. Ondan sonra şunu bir yapıştırıcıyla yapıştırdım. Ucu kalkmasın diye. İpe mi yapıştırdın? Evet, evet. Ha. Makromenin üzerine şurada yapıştırdım. Şöyle ki bu sabit kalsın diye. Buna da aynı şekilde yaptım. Yapıştırdıktan sonra bir ikili makrome yaptım. Yani bir böyle halka, bir böyle halka. Ondan sonra boncuk geçirdim. Tabii o halka şu şunun üzerinden geçecek. Makromemiz şuradan geçecek ki bu oraya şuna sabitlensin. Anladım. Tamam. Sonra geçirdim iki tane boncuk. Şimdi şu taraftan halkamı yaptım. Altından ve şu halkadan geçirdim. Ve bir sonraki taşın arasından geçireceğim. Şu şekilde.
ve bunlar oraya oturacak. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi bu tarafa halka yapıyorum. Yine altından geçirip buradan çıkarıyorum. Bunlar çok pahalı satılıyor dükkanlarda. Yani ucuz gibi görünüyor, kolay gibi görünüyor ama bazı dükkanlarda gerçekten çok fazla satılıyor. Çok pahalı satılıyor. Bu şeyi yani istediğimiz renkte yapabiliriz. Bu taşların etrafına inci de koyabiliriz. Dilini göremiyorum. Şeyden parlıyor. Allah Allah. Şu gözlüğümü çıkartayım. Gözlüksüz yakını daha iyi görüyorum. Ben de tam tersi. Tekrar şöyle yapıyorum. Önce bu tarafta bir halka yapıyorum. Altından bu ipimi, yanında öbür taraftaki ipimi ve şu halkadan geçiriyorum. Ve bu taşlı şeyim oraya sabitliyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonra öteki şeyimi takacağım. Boncuğumu takacağım. Bunlar paraşüt ipi. Paraşüt ipleri daha ince olduğu için daha güzel duruyor. Bu şekilde gidiyor. Hı hı. Eğer buna bu şöyle olmasını istemiyorsak, dediğim gibi şurada birazcık bırakıp, bir miktar bırakıp, ondan sonra bunu olduğu gibi devam ediyoruz. Ve kapama takabiliriz. Bunlara deri kapama deniyor. Şu şekilde kapamamız var. Bir penseyle sıkıştırıyoruz bu ipi ve ucuna da bundan takıyoruz. Buna papağan diyoruz. Papağan kapama diyoruz. Ama ben mıknatıs kapamayı tercih ediyorum. Kendi başıma olduğum zaman takabilmek için. Çeşitli mıknatıs kapamalar var. Eğer böyle bir mıknatıs kapama koyacaksak bileğimizden, yani şunun mesafesini düşünmemiz lazım. Pay vereceğiz. Evet, pay vereceğiz. Ve şunları takaraktan bu kapamalar. Bunların taşlıları var. Bu şekilde olanı var. Çok çeşitleri var. Ama dediğim gibi ben her zaman tek başıma olduğumda kullanabilmem, takabilmem için kolay seçiyorum. Şöyle kapamalar var. Geçmeli mi? Göstereyim. Evet. Bunlara da T kapama deniyor. Böyle bir halkası var. Bir de burada T gibi bir küçük çubuk var. Mesela bunu da ben tek başıma takabiliyorum. Bu da oldukça kullanışlı. Hı hı. Yani hep pratiğine gitmemiz lazım her Tabii. şeyin. Çünkü her zaman yanımızda birisi bulunmuyor. Hı hı. Bir şeyimizi takmamız için. Çabuk çabuk çıkmıyor ama değil mi o? Yok, çıkmıyor. Ha. Zaten o kadar şey değil. Hı hı. Hani kolay çıkacak bir durum değil. Hı
Bunların uçlarını biraz yakarsak takmak kolay olur. Boncuğa geçirmek. Şöyle yine boncuklarımızı taktık. Bir halka oluşturduk. Üstten geldi. Altından ve yan taraftaki diğer halkadan geçirdik. Ve şu taşımızı oturttuk. Şu alttan yürüyen bu taşı tutuyor. Hı hı. Bu taşlı temel o yani. Evet. Hı hı. Yine öbür tarafa halkamızı yaptık. İkinci makronumuzun ikinci kısmı ve bu şekilde oluştu. Hmm, çok güzel. Tabii buna böyle devam edeceğiz. Ve şöyle bir şunun üzerinde göstereyim. Daha güzel görünüyor. Yani ışıldadığı için her tarafından çok şık görünüyor. Bunu ben bir programda göstermiştim. Çok özel bir takı tekniği. Su taşı dediğimiz şu floş, şöyle göstereyim. Floş su taşları. Onları ilk sırasını yapıştırıyorsun taşa. Ondan sonrasını dikerek ve aralarına da işte boncuklar, biraz şey bir teknik. Ben bunu kızımın düğününde takmak üzere ilk önce bunu yapmıştım, kolyeyi. Ama şeyi, aynı renk taş bulamadım. Pembe buldum. Biraz ve daha açık. Evet, pembe ile yaptım. Aynısını bulamadım. Bunlar Swarovski kristalleri. Hı-hı. İşte inci var arasında, kristal var, karışık. Tamamen benim kendi tekniğim, yani şeyim, dizaynım. Evet. Tamamen benim. Copyright'ı bana, sizde yani. Ben de, evet. kolye de öyle. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com. Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman ve Ergül arkadaşımla. Ben biraz özetleyeyim. Senin eğitim alanın ve tecrübelerin psikolojik sorunlar, travmalar, köklere inen şifa zorluklar ve şifa, şifanın da kutsal kitaba dayalı olarak olması konusunda konuşuyorduk. Ve sen bu konuda çok tecrübelisin. Çalıştığın iş yeri de Hristiyan bir yer olduğu için de rahatça kutsal kitaptan paylaşma olasılığın vardı. Ana ayetimiz şuydu. Matta 4:23'te İsa tüm hastalıkları iyileştirdi. Yani bütün halk arasında ne türlü illet varsa, ne türlü hastalık varsa hepsini iyileştirdi. Yani ayırt etmedi, sen şusun busun diye. Bizim de tutunacağımız en önemli ayet bu olmalı. Evet. Matta 4:23.
Bunu bir yere kaydedelim. Ve bunu ezberlesin herkes, problemi en olan herkes. Olur, evet. Ve hatta zorsa duvarlara aynaya falan yazmak evet, da oluyor. Evet, kağıtlarla yapıştıralım. İsa bütün hastalıkları ayırt etmeden iyileştirdi. Amin. Eğer Tanrı bizim iyi olmamızı, biz onun çocuklarıysak zaten bizim hiçbir zaman hasta olmamızı istemez. Değil mi? Ben kendi çocuğumun hasta olmasını asla istemem. Biz de onun çocuğuyuz. Biz o neden istesin? Değil mi? Onun çocuğuyuz. Onun için de o da bizim hasta olmamızı istemez. Dolayısıyla Rab bize şifa verdi. Zaten çarmıha gerilmesinin sebebi bizim şifalarımız. Kurtuluşumuz. Bizim kurtuluşumuz. Bizim zenginliğimiz, bizim esenliğimiz içindi. Ve en önemlisi şifaydı. Çünkü hastalıklar kol geziyor. Yani herkes bir şekilde hasta. Bir sıkıntısı var. Evet. Yani bir sıkıntı var. Tabii bunun da köklerinden biraz bahsetmek ister misin sen? Ve ondan sonraki hani köklerin ne şekilde şifa alması, ne yapmamız gerekiyor? Bunları bize anlatır mısın lütfen? İşte kökleri bundan önceki programda ayrıntılı söylemiştik. Herhangi bir çatışmadır, kayıp olayıdır falan, hastalıktır, iş kaybetme, taşınma olayı bunlardan ileri geliyor veya travmaları da daha derin konuşmuştuk. Ve bu içindeki acıları Rabbe güvenerek Rabbe vermesi gerekiyor o kişinin. Çünkü içinde o kaleler olmadan, evet, kötü hisler çoğalmadan, daha fazla sertleşmeden bir an önce onu bir yük olarak görüp ve Rabbe güvenerek onu Rabbe söyleyip şifa bulmak mümkün. Ama sade söylemekle olmuyor. Bu olayların içerisinde tabii kindir falan bu tip şeyler de olduğu için af olayı da çok mühim. Affetmek. Affetmek. Yani zaten çok önemli affetmek konusu. Hepimizin en zor yaptığı şey zannediyorum. Çünkü şeytan devamlı baksana bunu söyledi, baksana bunu yaptı, baksana şunu söyledi. Sen hala onu affediyor musun? Sen hala onu seviyor musun? Şeklinde devamlı kafamızı karıştırıyor, kurcalıyor, aklımızı karıştırıyor. Ama Rab İsa nedir? Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Bu burada yazan bir ayettir. Ve biz bunu da kendimize almalıyız. Yani kılıçlarımız ayetler olmalı. Evet. Hastalığa veyahut da düşmana karşı. Aynen. Aynen öyle. Ve bağışlamak için de tabii o adımı atmamız lazım. Öyle oradan işte iblisin söylediği şeylere inanmamak lazım. Çünkü genelde sen acı çektin, sen niye bağışlasın diye düşünceler oluyor. Veya utanç oluyor, o kişi de söylemek istemiyor yani. Onun için o adımı o kişinin kendi atması lazım. Yoksa daha çok çeker. Evet. Ama Rab bağışlamamızı zaten kutsal kitapta yazıyor. Affedin ki affedileceksiniz. Aynen. Onun için Rab sevgidir, bunu bilmemiz lazım. Rab hastalık vermez. Ve Rab de bizim hiçbir şekilde zarar görmemizi istemiyor. Amin. Bu tabii çok kişinin kafasında değişik. Çekeceğiz falan gibi şey içerisindeler yani. Kader falan kelimeleri de kullanıyorlar. Aynen, işte. Bizim aynen. Kaderimiz bu, çekeceğiz işte. Bunların yalan yok. Olduğunu evet. Görmemiz lazım. Nasıl görürüz? Kutsal kitaptaki doğrulukları okuyarak, tekrarlayarak ruhumuza işlemesini beklememiz lazım. Evet. Ve çok kolay bir metot mesela, sırf şifa alan değil, her tür konuyla ilgili böyle kutsal kitabın içerisindeki doğrulukları küçük küçük kağıtlara yazıp mesela
aynaya yapıştırabiliriz. Tabii. Her sabah tabii. kalkınca ilk olarak onları görürüz. Yani böylece ezberleme olayı da çabuk olur. İçimizde evet. olur o şeyler, evet, kelimeler. Evet. Doğru. Yani çocuklara da mesela ayetleri yazıp odalarında koyuyor bazı aileler ki çocuklar onları gördükçe ezberlesin, okusun diye yani büyürken çocuklar o ayetleri öğrenerek büyüyorlar. Tabii büyükler olarak biz ben biliyorum bana gerek yok ama maalesef gerek bu var. Doğru değil. Evet. Gerek var. Biliyoruz ama uygulamıyoruz. Öyle. Doğruluklar içimizde olursa, işlemiş olursa yalanlara fazla inanmayız. Evet. Ama tabii içimiz boşsa, kutsal kitaptaki sözleri de bilmiyorsak her gördüğümüz şeyi ha demek öyleymiş diye veya başkalarının yorumlarını, yanlış yorumlar da var. Hı hı. Kutsal kitabın şey içinde yazanları değişik türde yorumlayan çok kişi var. Tabii tabii. Bilmeyerek onlara inanıp onların peşine takılıp gidiyorlar. Evet evet. Yani zaten doğru kutsal kitabı ayetleri doğru açıklayan, gerçeği söyleyen bir kilise bulunmasında fayda var. Evet. Ve gerçeği duymak, yani yüzeyde değil ama derinlikte duymak, öğrenmek çok önemli. Yeremya 17, 7'den 10'a kadar diyor ki, ne mutlu Rab'be güvenen insana. Yani güvencimiz kim olacak? Rab. Ondan başka hiç kimse değil. Güveni yalnız Rab olana. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz. Yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz. Meyve vermekten geri durmaz. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır. Evet. Kolay aldanır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim. Şimdi burada ne diyor? Bir yürek su kenarına dikilmiş bir ağaç gibidir. Yüreğe Tanrı sözünü doldurursak hep yeşil kalır. Ve kök salar. Ve kök salar. Tabii su nedir o akan su? Tanrı sözü. Onu aldıkça yürek yeşerir. Aldıkça rengi değişir. Aldıkça davranışı değişir. Amin. Temel değişir. Temel değişir. Yürekteki kötü şeyler gider. İyi şeyler girer. Amin. Amin. Ve Rab diyor ki ben yüreği yoklarım diyor. Yüreğe bakıyor. Buraya bakmıyor. Bu her şeyleri biliyor değil. Yürekte ne var ona bakıyor. Ama gene de yüreği yokluyor ama hastalığı veren Rab değil. Onu bir karıştıran kişi yok, oluyor yok, çünkü. Yok, tabii. Tabii. Yani zaten şimdi yürek yeşerdikçe, yani su, Tanrı sözü aldıkça zaten bir sürü şeylerden uzak kalacaktır o kişi. Kendi isteği üzerine. Evet. Bir sürü şeylerden. Yenilendiği için. Evet. Hı-hı. Bir sürü şeylerden uzak kalacaktır. Ne kadar çok Tanrı sözü girerse o kadar çok kirli şeyler çıkar. Hastalık çıkar. Kötü düşünceler çıkar. Şeytanın hiçbir sözüne inanmaz. Alışkanlıklar biter. O da var. Mesela birkaç hafta önce alışverişe gitmiştim. Ufacık bir çocuk sigara içiyordu. Ne bileyim 10 yaşında falan bile yoktu. Sigara elinde. Dedim ya sana yazık değil mi? Niçin sigara içiyorsun bu yaşta? Ya abla ya benim hem dedem öldü hem amcam öldü dedi. Al işte. Yani o öldü, onlar öldü diye bana şey veriyor yani. Esasında ama o gördüğüm olay çok
Başka yerlerde de görüyorum yani böyle bağımlı oluyorlar, alkol içiyorlar, içkiyle onları kapatacaklarını zannediyorlar ve böyle tuzağın içinde oluyorlar. Halbuki onun yerine biri onlara kutsal kitaptan bahsetse, evet, işte bak esas evet, burada şunlar yazıyor diye yanaşsa, onlar yeşil olmaya başlasalar, köklerini salsalar ne güzel olur. Tabii, tabii, hamdolsun. Şimdi yanlış şeylerde unutmak, yani işte alkol, bir saat, iki saat bilemedim, sabahtan akşama kadar içtim, bütün gün unuttun. Ertesi gün sabah kalktığında gitti mi onlar? Hayır. Yok. Sigara, işte beni oyalıyor. Yani bunlar vücudumuza zarar veren şeyler. Onun için bunları, şeytanın tuzakları, bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Bütün amacımız zaten şeytanın tuzağından uzak kalmak. Herkesin de şeytanın tuzağından uzak kalmasını sağlamak. Hı hı. Ve vücudumuz da Rabb'e ait. O tabii, bizi yaptı. Amen. Bizim ne hakkımız var onun kendi kendimize zarar tabii, vermeye? Onun tapınağıyız. Evet, evet. Ah, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi konuşacak çok şey var. Ama devam edeceğiz. Bizi izlemeye siz de devam edin. Esen kalın, hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com